Ünlü sunucu Ece Erken'in sosyal medya paylaşımları merak uyandırmış. Hatta ben ana akım kanallarda da bir takım şeyler de gördüm. İlhan da paylaştı sağ olsun. Ece Erken'in isim vermeden yaptığı sosyal medya paylaşımları bir magazin programında yorumlandı. Stories'in bir de bizden dinleyin tabii. de bahsettiği isimle ilgili iddialarda bulunan magazin programı bazı isimler uyandırdı. Ece Erken de 3 adet story paylaşmış. Açıklamaları görüyorsunuz zaten. Şimdi rica etsem okur musun onları? Allah o kadar büyük ki iftira atanlar sapır sapır dökülüyor. İftira atarsan haftalarca YouTube'da benim ve eşimi tıklanmak için kullanırsan başına daha fenası gelir. Benim gibi kandırılma da yok. Ben çocuklar ve eşimi mesleği için sustum zamanında. Annemin babamı üzdün. Sen evlisin. Karşı taraf evli. Bundan dolayı boşanmalar oluyor. Ortada para yok. Menfaat yok. Gerçekten mazlum olan eş konuşmuyor. Ve siz beraber YouTube'da yüz, yüzsüzce hala program yapıyorsunuz. Düşmez kalkmaz bir Allah. Ne belgeler atıyorlar? Ben ama ben magazinci değilim. Seni Allah'a havale etmiştim. Cevabım fazla yakın bir zamanda almış oldum. Senin gibilere ne diyorlardı buralarda? Belgeli hem de. Belgeler de varmış. Evet. Şimdi ilk bu story görme kim dedim bu youtuber magazin yapan falan. Şunu mu anlıyoruz? Zamanında e, Allah rahmet eylesin eşi vefat etti Evet. diyelim. Hani nasıl olduğunu herkes biliyor. Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile evliydi ve anladığım kadarıyla bahsettiği iki isim her kimse Evet. onlar zamanında bu e, onu üzmüşler. Bu e, e, olayla beyefend ilgili Beyefendi beyefendi zannetmiyorum da kadın üzmüştür. E, kadın magazinciydi çünkü anladım denemek istedi ama Ece de duble üzülmüştür hem evet. eşini kaybediyor tamam. hem de onun aleyhine haberler yapıyor. Ece doğru mu? Diyorum. Evet herkes çok tamam. gömdü yani çok gömderdi. Lütfen devam et. İkinci Sadece, story. Evet ikinci story. Sadece ünlü olmadığı için haber değeri yok ve o haber değeri yok ve olmuyor. Yani kadın ünlü olmadığı için haber değeri yok diyor. Bunlar gündeme gelmiyor diyor Ece. Tamam. Maalesef bu dünya böyle bazıları iftira atılır para için konuşanlara inanılır. Konuşan, iftira atan mazlum sanılır. Bazıları da evli ve kendisi gibi evliyle olur. Boşatır. Sonra da namus dersi verir. Siz de haberci diye inanmazsınız ama gerçekleri. Genelde birileri konuşur ya. Yani magazincen biz birilerini konuşuyoruz. Ama isteniyor ki her zaman bizden çok düzgün olmamız. Yani sen çok düzgün olacaksın sen ki. Sen kendine bak dedirtme diyor yani Aynen aslında. Aynen öyle. Ama o diyor ki sen beni haklı. eleştirdin ama sen de aynısısın. Diyor. Bu konuda haklı. Bu Bence. konuda haklı. Ya sen birine çamur atıyorsan affedersin. Tabii. Önce bir kendine bak derler. Değilmiş. O da onu diyor galiba. Evet. Evet, sonra. İnşallah herkesin gerçek yüzü çıkmaya devam eder. Bakın tek istediğim bu Allah'a zaten havale etmişim tüm iftira atanları. Kim onlar? Şimdi bunu bir magazin sayfası uzun uzun anlatmış bu hikayeyi. Diyor ki bir YouTuber bir de e, kendisi diğer konuşan da yani diğer adı çıkan insan da e, onun partneri. Ve anlatıyor biri diyor spiritüel konularla çok ilgili işte kozmolojiyle çok ilgili e, ee, ezoterizmle çok ilgili, birimle çok ilgili, mistik konular çok ilgili şeyler anlatıyor. Diğeri de bunu uyum sağlıyor diyor. Bunu yapan YouTube'da bir tane içerik var. Ha zaten ne olduğu, kim olduğu belli. Çok belli. DM'den gelen haberi Instagram'da paylaştım. O yüzden burada adını verebiliriz. Ama biz onu bilmiyoruz. Ama bu içeri yapan bir insan var. Ha bizim şüphe ettiğimiz iki insan var. Evet. işaret ettiği bu olsa gerek diyoruz. Evet. Bu da bizim iddiamız mı? Evet. Onun Peki kim koyalım. Onlar? Şimdi bu bizim iddiamız değil arkadaşlar. Biz sadece haberi değerlendiriyoruz. Bunu bir kez altı çizerek söylüyorum. Bu başka bir magazin sayfası iddiası. Onlar zaten görmüştür. Ha. Sadece isim eee vermeseler de aşikare ortaya çıkardılar. Ece de buna birazcık zemin oluşturdu. Anlatmak um, zamanı. Aynen öyle. Yani Benim çok sevdiğim bir kanal biliyor musun? Ha tamam. Ben çok Sen o zaman ediyorum. Takip ettiğin için da Bola tanıyorsun. Ben Erhan çok beğeniyorum. Ne güzel. Çok bilgili ve çok görevlerle çalışmış bir adam. Ama sana onun böyle biyografisini okusam şaşırır kalırsın mutlaka, yani. Mutlaka sen öyle diyorsan öyledir. Tanımıyorum kendisini ama mutlaka öyledir. Bak bir şey diyeceğim. Zamanında ne yapmışlar ki Ece Erken böyle bir işaret ediyor? Herhalde ne yapmışlar yani e, bu onlar? Işte Mahmut Rahmetli. Yani soyut kavramlar konuşan programda ne işi var Ece Erken'in ve bu ilka, Rahmetli Bu İlkay Hanım zamanında magazinciydi. Aa, Ali Eboğlu, Ali <laughs> abi tamam. Okey Ali Ebuğlu. Çok eskidir Ali abi <laughs> Evet. Peki. O ikisi ne demiş ki Ece ile ilgili? Ece şimdi işaret ediyor. Onu e, hala anlamadım ben. Şöyle tabii işte şimdi Mahmut, rahmetli Avukat Şafak, Mahmut Yazıcıoğlu. Yazıcıoğlu ile Ece, Mahmut Bey evliyken beraber oldular. Hatta Ece gitti, Heh, onun e, yan aynalarını kırdı. Evet. Ondan dolayı herkes eleştirmişti o dönemde. İlkay da ve Ali abi de eleştirmişti onu. O yüzden de şimdi intikam oluyor. Ece bu haberi öğrenmiş. Ha, siz misiniz zamanında bana böyle böyle şeyler söylüyorlar. Aynen. Siz kendinize Sen bakın diyor. Sen de dön kendine bak. Sen de evlisin diyor. Erhan abi de evli diyor. Ve? Siz berabersiniz. Şu an öyleymiş beraber varmış. Ha böyle bir iddia var. Diyor ki siz bana zamanında evli millemle onu ayırdık falan diyorsunuz. Siz kendinize bakın diyor. Evet. Siz zaten evlisiniz ve beraber. Bu arada İlkay'ın eşi de oo, oo. mutfak kısmındaymış. Oradaymış. Ekipteymiş. Ooo. Rejideymiş Rejide. yani mutfak dediğin. Pro programın Tarkada. arkasında. Çalışanlardan biri. Bu bir iddia, bu bizim iddiamız değil. Vallahi duyacak, yani söyleyecek bir şey Bana hiçbir iddia gelmedi. Bana bu formattan sonra iddia gelirse üzerine veya sana gelirse üzerine gideriz. Tamam. Ama belki... Yani ara... Ece, Ece belki beni görünce bir şeyler söylemek isterse <laughs> konuşabiliriz. Öyle. O günü beklemeden, çünkü Mayıs'ta o iş. O günü beklemeden aramak isterse bekleriz. Evet, evet. Çok tabii güzel aslında Mayıs'a şey. kadar aslında gidebiliriz unutur o. Unutur. Tabii sen... yürü. <laughs> yok yok şaka yapıyorum. Şaka <laughs> ya da sen unutmasın. ara diyecektim ben de sana. Yok. Bak ee, ilk Arayabilirim ben, ama istersen. Ben sen. Cez bir şey Hı. söylemek istiyorum. Ben tabii ki böyle şeyler olmasa, olması etik değil. Ben şundan yanayım her zaman. E, ee, karşı tarafı kandırmaya gerek yok. Sana aşkım bitti de Ayrıl. Hı hı hı. Aşık olamazlar mı? Olabilirler. Olabilirler. Yükselemezler mi? Yükselebilirler. Yükselirler. Evlilikte sıkılamaz mı? Sıkılabilir. Çoluğu olsa, çocuğu olsa da bunlar hiçbir etken değil. Her şey bitebilir hayatta. Tamam. Ben buna asla karşı değilim. Erhan Bey çok düzgün bir beyefendi. Tamam evli kabul ediyorum. O, o da maalesef bir tane oğlu vardı ve e, trafik kazasında oğlunu kaybetti. 18 yaşındayken. O yüzden Olursa. çok da bilgili, donanımlı ve bu konu ben bu konuları. Bir Ertan Özyiğit'ten çok esinlenerek dinliyorum. Bir de Erhan Kolbaşından. O yüzden inşallah tabii ki karşı tarafları kandırmadan olursa da bu süreci yürütürler. Doğru mu bilmiyoruz. Bizim iddiamız değil. Yine aynı şeyi söylüyorum. Değil. Ben şimdi öğrendim. Sen de anladığım kadarıyla başkasının İkisi... iddiasını buraya taşıdığı evet. için biz hani böyle demiyoruz. Demiyoruz. Böyle konuşulduğunu evet. size aktarıyoruz. Böyle, niye böyle konuşuyorsunuz da diyebiliriz. Diyebiliriz, duygusallaştık şu an. Evet demiyoruz ama gerçekten böyle şeyler yuva yıkar. Evet. Onu da söylemekte fayda var. Bu iddiayı her kim attıysa umarım sağlam temelleri vardır. Çünkü gerçekten bu yuva yıkar. Bir de çok değerli bir beyefendiden de bahsediyorsun evet, hanımefendi hakkında çok bilgi vermediğin için bir şey diyemiyorum e, ama. O da değerli bir hanımefendi. Beyefendi anladığım kadarıyla değil. çok değerli bir adam. Hani e, kimsenin evliliği de bitsin istemeyiz. Çok, evet kesinlikle. Ha, bunları da aktarmakta fayda var. Bu iddiaları sadece biz de taşımış olduk. Ece de zamanında demek ki böyle bir şey yaşadığı için bu iddiaya da inandığı için bu storyleri atmış. Atmış evet. Böyle Be diyebiliriz. Belgeleri var bende dedim. Bircan ona göndermiş olabilir belgeleri. Geçti Bakacağız. mi sana bu haber? Bilmiyorum. Ben biraz zaman isteyebilir miyim? Basmak için mi? Evet. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> tamam. Teşekkürler. <laughs> ben basayım istiyorsan sen ikine. Ben ne, onların ikisine birden basayım. Ha? Ama, Ama yani şimdi bir şey demek istemiyorum. Benim iddiam değil bu. Tamam. Onun için bana geçmedi diyebilirsin. Yani şöyle henüz diyeyim, geçmedi e, diyebilirsin. Işte. Yarın basabilirsin. E, tamam. Ha? <laughs> Yaptı valla. Evet. Hiç bravo. Hiç böyle tınlatmadan. Evet. Tınladı. Ay, yanlış sana şey geçti. oldu. geçti. Bitti. Yeşilik oyuna. Evet. Doğru. Başkasının iddiasını buraya taşıdığımız için bize geçip geçmediği konusunda henüz bir fikir sahibi evet, değiliz. Evet. Değil.